ne demeye çalıştığımı anlatacağım size. Dün günübirlik Ankara'ya gittim. Sabah 7 uçağıyla gittim. 3 uçağıyla geri döndüm. Ankara'ya gitme sebebim Türk Kızılay'ın ve Sağlık Bakanlığı'nın TÜRKKÖK projesiyle birlikte buluşturduğu hasta ve bağışçı birleşmesiydi. Şöyle ki bir nakil yapılıyor. Kök hücre nakli yapılıyor. Bu kök hücre nakli ile birlikte eğer tabii uyum sağlanırsa kök hücre nakli yapıldıktan sonra 2 sene boyunca hasta ve donörü yani bağışçısı, kök hücre bağışçısı TÜRKKÖK aracılığıyla birbirleriyle arzu ederlerse yazışabiliyorlar, mektuplaşabiliyorlar. Tanıştırılmıyorlar 2 sene boyunca. Tanıştırılmamalarının da pek çok nedeni var. İşte hem duygusal hem farklı şeyler ortaya çıkmasın diye haklı sebeplerle 2 sene boyunca bağışçı ve hasta tanıştırılmıyor. Dün 2 senenin ardından tanışan hasta ve bağışçılar sahnede bir araya geldiler. Bir salonda düşünün, hastalar var, bağışçılar var ama birbirlerine tanımıyorlar, bilmiyorlar. 2 sene mektuplaştılar ama kim, hangisi farkında bile değiller. Ben sahnedeydim. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanımız bizimle beraberdi. Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcımız bizimle beraberdi. Kızılay Başkanımız yine bizimle beraberdi. TÜRKKÖK'te 3 yaşında bu arada TÜRKKÖK projesi. Sahneye işte önce bağışçıyı çağırıyorum, kök hücre bağışçısını çağırıyorum, sonra hastayı çağırıyorum. Sahnedeki anları düşünebiliyor musunuz? Herkes ama herkes gözyaşlarını boğuldu. Bugüne kadar hiç sahnede ağlamamıştım ama bir annenin bağışçıya Allah senden razı olsun, kızım senin sayende hayatta diyerek sarılması ve mutluluk gözyaşları. İşte diyorum, işte Türk insanı bu. TÜRKKÖK projesini herkese anlatabilmek için, daha iyi yerlere ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Kızılay'ımız çok önemli işlere imza atıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir kök hücre bağışıyla birlikte hayattayken hayat verebiliyorsunuz. Üstelik de bunun için ameliyat olmanız gerekmiyor. Çok büyük 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 olaylar gerekmiyor. Ufak bir prosedür var. Kanla ilgili bir prosedür var. Sadece bu prosedürle birlikte bir hayatı hayata bağlayabiliyorsunuz. Dün Sudenaz diye küçücük bir kızımız annesiyle çıktı. Sudenaz çok uzun zaman hayatını tehdit eden ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyor. Ve Samsun'dan gelen, 19 Mayıs Üniversitesi'nden gelen gencecik bir arkadaşımız sayesinde hayata tutunduğunu öğreniyoruz. Ve annesinin, Sudenaz'ın annesinin o kök hücre bağışçısına bakışındaki o mutluluğu, o şükranı anlatmak mümkün değil. Dediğim gibi herkes gözyaşlarına boğuldu. Hıçkıra hıçkıra ama ben de tabii mümkün değil tutabilmek gözyaşlarını. Ama mutluluk gözyaşlarıydı bunlar. Onun için herkesi lütfen ama lütfen kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorum. Eğer bu konuyla ilgili bilginiz yoksa, kök hücre bağışı nasıl yapılır, kanla ilgili bir prosedür, inanın büyük 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 şeyler değil. Lütfen TÜRKKÖK'ün sayfasına giriniz. Çok önemli ve özel işlere imza atılıyor. Bu konuyu da bol bol aktaracağım sizlere. Kök hücre bağışçılığı, kök hücre kardeşliği çok önemli.